tıvira yeme, mayol tıvira yeme, kumarı teni tanıtmış gene. Bırak bakır abi. Efendim, eziki, ya neyse biraz Türkçe şey yapak. Kamiz zonra kesey mi kesey? Ya eziki çülüyor o, yani Kerkura, Hasan Kahraman, Küllü Köyün Dayanışma ve Kalkındırma Dernek Başkanıyım. Bugün üçüncü sene geleneksel şenlikler yapıyoruz Bağır Dağı'ndan. Muhakkak halkımız yeteri kadar organize eksikliği vardır. İnsanlar yeni alıştı bu güzel dağın geçmişte ne kadar güzel olduğunu, insanların akın akın tercanda, çurda burada geldiklerini hepimiz de biliyoruz. Onun için bu dağların senelerce boş kalması, insanların göç etmesi devlet tarafından yani malı olan, hayvanları olan evet. satılıyor. Bu dağın o güzellikleri yitirilmiş. Yani onu göremiyoruz. Mesela burada ziyaretimiz var. Aslında bu festivalimiz Bağır Dağı ziyaret festivalıdır. Bağır Gölü. Çektiğiniz zaman çektiğini de yaptınız. Onun için bizim amacımız bunu sürekli hale getirip devlete müracaat edip bu dağlarımızın, bu ziyareti, bu inançlarımızın halkımıza bırakmasını gerek istiyoruz. Onun için bu festivalimizi bu amaçla yaptık. Halkımızın da son dönemlerde istekleri çok güzel. Yani duyarlı bir yönü var. Onlar da işte ziyaretine, dağına, kendi yöresine, kendi memleketine bir şeyi vardır. Biz de onun için biz dernek başkanı olarak da bizim dernek yeni kuruldu. Yeteri kadar böyle diyelim profesyonel faaliyetler yürütüyoruz diyemem. Yine de belli şeyler halkla birlikte dostlarla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ne festivalle ilgili düzenlemez mi? Çudur düzenlemez ki. Çudur yeni. Çudur sonra. Tenin mi kaldı? Efendim bizim festival her sene 7. ayın sonuna doğru yapıyoruz. Organize şekli ve otobüre maddi durumu işte buradaki halkla kolektif şekilde derneğin bütçesi olduğu sürece belli katkıları da sunar. Halkla burada geliriz. Kar amaçlı değildir. İşte burada ne masraf etmiş? Kolekti bir şekilde kişi başına bölüşüyoruz. Na millet iterek yaratıyor. Millet iterek temin ediyor. Tabii gelen insanları, durumu iyi olan insanlar biraz daha katkı sunar. Durumu iyi olmayan gelen insanları da muhakkak idare ediyoruz. Böylelikle yani güzel geçiyor. Halk da memnun, biz de memnun. Yani bunu sürekli hale getirmemiz için halkımız duyarlı olması gerekir. İnsanlarımız duyarlı olması gerekir. Sorun sadece yani dernek sorunu değildir. Sorun toplumun sorunudur. Toplum bu konuda hakikaten bu güzel yerlere, bu inanç yerlerini duyarlı bir halde üzerine giderse, sorarsa, sorgularsa devletle veyahut da derneklerle veyahut da başka yerde ve güzel şeyler yaratabiliriz. Hakikaten şuranın doğa güzelliğine bakın. Peki Pere Dev için Sayın Başkanımdan özür diliyorum. Gidip de çekim yapsanız çok sevinirim. Değil mi biraz? Peki Pere Dev için ne? Pere Derneği tutup. Dernek karşılığımız günü. Derneğimizin böyle bir şeyi yok. Olanağı yoktur. Üye durumlarımız pek şeydir. Yurt dışındadır. Göremiyoruz. İşte bu durumda yani pek durum iyi değil. Yani bu şekilde halkımıza dernekte katkı sunuyor yani. Durmaz değildir. Ama bir bütünü bir şey yeterli değil. Derneğimiz yeni kuruldu. Zaten bir buçuk senedir. Derneğinizin ismi ne? Derneğimizin ismi Küllü Köyün Dayanışma ve Geliştirme Derneği'dir. Yani halkla birlikte bizim biliyorsunuz Küllü Köyün muhtarlığı, tüzergişliği düştü. Başka bir köy bağladılar. Köyümüzün belli hizmetleri var. Devu bir atalı. Küllü Köyün Avrupa'da, yurt dışında ve buralarda, İzmir'de, şurada burada baktığın zaman yeterli kadar nüfusu vardır. Belki 200, 300 de 400'e kadar. İşte bu insanların belli böyle dernek çatısı altında geceler veyahut da böyle şenliklerle bir araya gelip dost, akraba, insanlar belki belli şeyler o şekilde daha asarız. Kolektif bir çalışma olursa daha bilinçli, daha seviyeli, daha şeyli yapabiliriz. Bu da tabii muhakkak ki yurt dışındaki insanlarda beklentilerimiz daha fazladır. Ben de yurt dışında kalıyorum. Yani burada
bizim mesela yardım amacıyla yurt dışında katılmalı yani gerekiyor. Şimdi biz de geldik acaba, yani yurt dışında buraya geldik, emekli olduk, acaba bu topraklarımızda ne yapabiliriz? Bizim amaçlarımız buydu ve hala öyle düşüyoruz. Yani yitirdiğimiz şeyleri geri alabilir mi? O güzellikler. Yani belki burada hani halkımız şu der ki ya bu yörede ne yapabiliriz? Yani gelir yok şu. Ama biz gelsek bir hafta kalsak da piknik amaçlı şu Avrupa'da, yani bir haftalık kalsa da iki gün kalsa da şu dağlarda şuranın soğuk suyunu içse de ya yeterlidir. Ben onun için alıştım buraya. 7 ay falan burada kalıyorum. Yurt dışındaki bütün insanları buraya davet ediyorum. Hakikaten köylerine gelsin bir de. Tamam. Bak, bizim derneğimizin amacı biz köyün tüzel kişiliğini almaktı dernek kurarken. İkincisi bizde 7-9 tane mezire var. Evet. Bu 9 mezireyi bir araya getirip bir köy oluşturmakta. Yer ayarladık. Fakat vatandaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız yeteri kadar buna şey göster. Başta bir heyecan vardı. Bir iki kişi yaptı. Onu bunu da bekliyoruz. Yerleri de hazır. Yakında tapular da alınacak. 24 dönümlük yerimiz vardır. Gelmek isteyen, müracaat etmek isteyenleri yani tapu vermek şartıyla. Peki domanı tez de her sene domananı koyken ha? Domanı tez de her sene domananı koyken domanı tökeli. Ya o domanım domanemik her sene yeni. İlk yeni burayı seviyorlar. Domanı binik yeni. Gençlerin biraz eskiler biraz duyarlı olursa gençler de daha şey yaparlar. Yaşlılar derse ya oran nedir, şudu budu derse ya ben didim deydim. Sıcakta yandım, öldüm ya. Evde işte, ama şunun güzelliğine bak. Hocam çek çek bunu yayınlayın ya. Götürün. Tamam. Dünyaya sesimizi duyurun ya. Evet, söyleyeceklerim. Tamam, teşekkür ederim başkanım. Size çok teşekkür ederim. Buradaki ya buradaki benim size istek şeyim. Buradaki Avrupa'da gelen insanlarımızı onları biraz konuşturun. Tabii. Buraya gelin. Sevgili başkanım ayrılma. Tamam efendim. Ben Mehmet Bey'i sizinle tanıştım. Bu da Kara Deprem muhtarıdır. Şampaşa. Kendisi değerli bir yer. Birlikte bu organizeyi birlikte yaptık. Hatta bir de Müslüm bir arkadaş var. Onu da çağıracağız. Merhabalar başkanım. Sizinle görüşlerinizi alabilir miyim? Onu bir şey Müslüm'e de getir. Vallahi ben görüşümü şunu söyleyeyim. Bağırdağ kutsal bir yayladır. Evet. Biz 80-90 seneye yakındır Şampaşa